edecek çok sözümüz var. Özel efem. Salihlerin bereketi. Abdullah Dahi. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını def'i, engellemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazl ve ihsan sahibidir diye buyurur alemlerin Rabbi Allah Teala. İmam Ebu Mansur el-Maturidi, Tevilatül Kur'an adlı meşhur eserinde bu ayet hakkında şu açıklamaları yapar. Bu kısmın yorumu hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları şöyle demiştir. Cenab-ı Hak, inkarcıların bir kısmını diğerlerine düşürmek ve birbirleriyle meşgul etmek suretiyle Müslümanları onlardan gelecek kötülüklerden korumuş, ayrıca inkarcıları karşı karşıya gelen düşmanlar durumuna getirmiştir. Ta ki iç işlerinden vakit bulup Müslümanlara musallat olmasınlar. Aksi takdirde yeryüzünde bozulma ve kargaşa ortaya çıkardı. Diğer bir alim ise Allah Teala'nın gönderdiği Resul ve Nebiler sayesinde inkarcıların kötülüğünü Müslümanlardan sanmış ve elçileri vasıtasıyla onları korumuş olduğu kanaatini belirtmiştir. Bir üçüncü grupsa şu yorumu yapmıştır. Allah, müminlerin bir kısmında zuhur edebilecek kötülükleri diğerleriyle ortadan kaldırmıştır. Mesela Allah yolunda cihad edenler sayesinde cihada katılmayanların doğruca olumsuzluğu yok etmiştir. Aksi takdirde müşrikler yeryüzüne hakim olurdu. Şöyle bir fikir de ileri sürülmüştür. Cenab-ı Hak namaz kılan ve kılmayanın, zekat veren ve vermeyenin, hac görevini yerine getiren ve getirmeyenin ve oruç tutan ve tutmayanın olumsuzluğunu yok etmiştir. Yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Bu kısmın yorumunda farklı fikirler belirtilmiştir. Bunlardan biri, eğer Allah insanların bir kısmını diğerleriyle salmasaydı, onların birbirlerini öldüreceği, bir grubun diğerlerini ortadan kaldıracağı, bu tarz bir harekette ise insanların bozguna uğrayıp yokluğa sürükleneceği ve dolayısıyla yeryüzü düzeninin bozulacağı şeklindedir. Diğer bir grup alim şöyle demiştir. Şayet Allah kötülüğü salmasaydı dünyanın huzuru bozulurdu. Bu ifadede yeryüzü dünyanın huzurunun bozulması, orada yaşayanların huzurunun bozulması. Çünkü Allah kötülüğü salmasa müşrikler İslam'ın milletlere galip gelirdi. Müşriklerin ve huzurunun bozulması demektir. Cenab-ı Hak yeryüzü mutlaka fesada uğrardı buyurmuştur. Evet, müşrikler İslam ülkesine hakim olsa camiler ve manastırlar yıkılır, bilerse yeryüzü bozulur. Bunları gerçeği bilen Allah'tır. Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın insanların kimini affetmesi, yenilgiye uğratmasıydı. Manastırlar, havralar ve Allah'ın ismi çokça affetmeli sütler muhakkakla giderdi. Kendi dinine yardım edene muhakkak yardım eder. Siz Allah, güçlü olandır, güçlü olandır. Bu, Allah'ın Rabbi Allah'ın değişmeyen kıymetidir. Yani Rab Allah Teala, yeryüzünün sağlayacak onlara güç ve kuvvet verir. Onlar da Allah'a haksız iman eden kullar olan onun yolunda cihad ederler. Yeryüzünü karasıyla, deniziyle ifsan, bozguncularla savaş. Bu savaşları fitneden serkal oyuncaya kadar devam eder. Bozguncuların etkisini yok olur, sesleri kesilir, yeryüzü barışına kavuşup huzur bulur. Yeryüzünde galip gelecek Allah taraftarlarıdır. Yani hiç şüphesiz salihler, fasıklara ve tacirlere galip gelip, bozulan huzuru yeniden meydana getirip, insanlık alemine sunacaktır inşallah. İbni Ömer radıyallahu anhına'nın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat dediğinde Allah, salih bir kişi sayesinde komşularından 100 hane halkının üzerinden velayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şu ayeti okudu.
Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını defi engellemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. İbn Abbas radıyallahu anhüma bu ayet hakkında şöyle der: Yüce Allah namaz kılan kişinin hürmetine namaz kılmayanın, hacca giden kişinin hürmetine hacca gitmeyenin, zekat veren kişinin hürmetine de zekat vermeyenin üzerinden belayı def eder. Mücahit rahmetullahi aleyh aynı ayeti açıklarken şöyle söyler: Eğer Yüce Allah iyiler hürmetine günahkarlardan geriye kalan başka şeylerle, başka kişiler hürmetine de başka kişilerden belayı def etmeseydi, insanların helak olmasıyla yeryüzü bozulurdu. Katade rahmetullahi aleyh ise şöyle der: Yüce Allah kafir ve mümini imtihan eder. Mümin dolayısıyla da kafiri afiyette kılar. Merhameti yaratan, merhametlilerin en merhametlisi alemlerin Rabbi Allah Teala, muvahhid mümin, Müslüman, salih, sadık ve muttaki kullarına böyle değer vermiş, onların hatrını ve kadrini böyle yüceltmiştir. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Nebi olarak Muhammed'e razı olmuş muvahhid mümin kullarından razı olan ve onları seven Allah Azze ve Celle, onların vasıflarını şöyle beyan buyurur: Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Kim ihsanda bulunan biri olarak yüzünü, kendini Allah'a teslim ederse artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a vardır. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak dosdoğru namaz kılarlar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Allah Teala bu kullarına olan sevgisini ve rızasını şöyle beyan buyurur: Allah kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşıysa güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. İman edip salih amellerde bulunanlarsa işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruhla desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Orada süresiz olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar felah, umutlarını gerçekleştirip kurtuluş bulanların kendileridir. Ve bir kutsi hadis: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah şöyle buyurdu: Her kim beni tanıyan ve ihlasla bana ibadet eden bir veliye düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kudum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeyle yaklaşamaz. Kudum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Ben kulumu sevince de artık onun işitir kulağı, görür gözü, tutar eli, yürür ayağı olurum. Diliyle de her ne isterse muhakkak onları da kendisine ihsan ederim. Bana sığınmak isteyince de muhakkak kulumu sığındırır, korurum. Ehl-i sünnet itikadında bu konu şu şekilde beyan olunmuştur: Müminlerin tümü Rahman, Allah'ın velisi, dostudur. Allah katında en değerlileri ise daha itaatkar olanları ve Kur'an'a en çok uyanlarıdır. İmam Tahavi'nin Akide Risalesi'nin meşhur şerhlerinden biri olan Baberti şerhinde şunlar kaydedilmiştir. Bunun delili şu ayettir: Allah
iman edenlerin velisi, dostu ve destekleyicisidir. Veli kelimesi fail anlamda, fail veznindedir. Yani Allah müminlerin işlerini üzerine alır ve onlara yardım eder. Kendilerine destek olur, yardım eder, başarı verir, marifete hidayet eder. Böylece onlara yaklaşır. Onların en değerlilerinin Allah'a en itaatkar olanları olduğunun delili şu ayet ve şu hadistir. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün, kerim olanınız, ırk ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyah olana takva dışında hiçbir üstünlüğü yoktur. Kur'an'a tabi olmak, itaatkar ve takvalı olmanın delilidir. Yeryüzünün neresinde olursa olsun, Allah katında değer verilen kullar, muvahhid mümin, muttaki Müslüman olan salih şahsiyetlerdir. Kendileri makbul ve duaları makbul olanlardır. Bu sadık kulların bereketine Allah Teala yeryüzünü bereketli kılar ve afetlerden korur. Mehb bin Münebbih rahmetullahi aleyh anlatır. Havariler İsa aleyhisselama, ey İsa, kendilerinde hiçbir korku ve kederin olmadığı Allah dostları kimlerdir diye sormuşlar. İsa aleyhisselam şöyle demiştir. Onlar insanlar dünyanın zahirine bakarken dünyanın batınına bakanlar. İnsanlar dünyanın önünü düşünürken sonunu düşünenler. Kendilerini öldürmesinden endişe ettikleri şeyi, nefislerini öldürenler, kendilerini er geç terk edeceğini bildikleri her şeyi terk edenlerdir. Az bir dünyalığı bile çok görenlerdir. Dünya hakkında konuşmayı vakit öldürme olarak kabul edenlerdir. Sevinçleri dünyadan yana çektikleri sıkıntı ve dertler kadarıyla.